Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 3 tane akıllı bilekliğe bakıyoruz. Saatlerimizin isimlerini tek tek söyleyerek videomuza devam ediyoruz. İlk bilekliğimiz Verifit ID 107, ortada duran Xiaomi Mi Band 2, diğeri de iPhone Fit E5 Plus. Bu arada videoda tanıtacağımız bu 3 akıllı bilekliği de aşağıdaki bağlantılardan Teknostore üzerinden satın alabilirsiniz. Şimdi teknik özelliklerinden bahsetmeden önce bu akıllı bileklikler ne işimize yarar, hayatımıza neler katar, nedir ne değildir buna bir göz gezdirelim. Temel olarak akıllı bileklikler genellikle adımlarımızı sayarlar. Yürüdüğümüz, koştuğumuz yolu bizim yerimize hesaplarlar. Okuldan eve, evden işe giderken veya gündelik yürüyüşlerimizde kaç adım attığımızı hesaplayıp bütün yürüyüşlerimizi bir spor faaliyetine dönüştürebilirler. Biz de zaten gördüğünüz üzere İzmir'de birkaç adım attık ve bu işlevin nasıl olduğunu test ettik. Bir de şöyle düşünün. Mesela düzenli spor yapan biriyseniz veya sporu düzenli hale getirmek istiyorsanız bu akıllı bileklikler spor anında kaç kalori yaktığımızı bize gösterirler. Böylece ekranda o yaktığımız kalorileri görüyoruz ve spor faaliyetinde iyice gaza geliyoruz, hedefimize daha kolay ulaşabiliyoruz. Ayrıca tembel biriysek, hemşerim sen çok hareketsiz kaldın, kalk biraz yürü diye sizi dürtebilirler. Bazılarının nabız ölçme gibi işlevleri bulunur, bunun yanında telefonlara gelen bildirimleri bize gösterir. Mesela evde uzanmış televizyonunuzu izliyorsunuz. Çat bir bildirim geldi. Ancak telefon size uzak. Ama yüksek ihtimalle gereksiz olan bildirimi görememenin rahatsızlığını hissederek rahatınızı bozup elinde sonunda o telefona doğru gideceksiniz. Fakat akıllı bileklikler ile aynı durum aynı koşullarda başınıza gelse bile tek bir hareket ile bildirimin ne olduğunu görebilir ve yerinizden kalkmadan keyfinize bakabilirsiniz. Bunun yanında normal bir kol saatinin sunduğu her şeyi zaten sizlere sunuyor. Ayrıca da sağda solda ortamlarda şeklinize de şekil katıyor. En azından ben bileklikleri denediğim süre boyunca etrafındaki arkadaşlarım o kolundaki ne, ver bir bakalım falan filan gibisinden sorular sordular ve daha sosyalleşebildik. Şimdi ürünlerimize hem daha yakından bakmak için hem de biraz teknik detaylarına girmek için tepe açımıza geçelim. Evet millet, masamıza oturduk ve şimdi 3 bilekliğimize de biraz daha yakından bakalım. İlk baştaki ürünümüz iPhone Fit E5 Plus. Bir yanındaki Xiaomi Mi Band 2 ve en sondaki de Verifit ID 107. Üç ürün de aslında hemen hemen birbirine çok yakın. Arada birkaç farklı özellikleri var. Bunlara şimdi birazcık değinelim. İlk başta şarj süreleriyle başlayalım isterseniz. iPhone Fit E5 Plus'ın arkadaşlar toplamda 75 mAh'lik bir bataryası var. Ve bu bataryayla birlikte ortalama 5 ve 7 gün arasında kullanabiliyorsunuz bilekliğinizi. Bunun yanında Xiaomi Mi Band 2'ye geldiğimiz zaman da 70 mAh'lik bir bataryayla karşılaşıyoruz. Ancak bu batarya ile birlikte ortalama 20 gün ile 30 gün arasında kullanabiliyoruz. Verifit ID 107'ye baktığımız zaman da 70 mAh'lik batarya sayesinde 1 haftaya varan pil ömrünü bizlere vaat ediyor. Bir de ürünlerin suya dayanıklılığından bahsetmek istiyorum sizlere. En baştaki iPhone Fit E5 ve en sondaki Verifit ID 107 suya ve toza karşı bir yere kadar dayanıklı. Yani spor bilekliği olduğu için bunlar terlediğiniz zaman veya herhangi bir su sıçramasında problem yaşamayacaksınız. Ancak suyun içine sokmayın bu saatleri eğer satın alırsanız. Çünkü suya karşı dayanıklı değiller. Sadece dediğim gibi terlemeye ve ufak su sıçramalarına karşı dayanıklılar. Ancak Xiaomi Mi Band 2'de durum biraz değişiyor. IP67 sertifikası ile birlikte suya ve toza karşı dayanıklı bir hale geliyor. Yani eğer kolunuzda bu bileklik varsa duşa da girebilirsiniz. Ellerinizle rahat rahat yıkayabilirsiniz. Çıkarmanıza gerek kalmıyor. iPhone Fit E5 Plus kendi üzerinde bir USB ile birlikte geliyor. Şuradan hemen çıkartalım. Gördüğünüz gibi aletin bir tarafı USB. Bunu USB'ye bağladığınız zaman direkt şarj olmaya başlıyor. Xiaomi'ye baktığımız zaman da durum biraz daha değişik. Kendine ait bir şarj istasyonu var. Buradan bilekliği çıkartıyoruz. Bunu buraya oturttuğumuz zaman daha sonra USB'ye takıyoruz ve şarj olmaya başlıyor. Verifit'e geldiğimiz zaman da yine bir şarj istasyonuyla birlikte geliyor, kutunun içinden çıkıyor. Arka tarafta şu gördüğünüz metal yerlere bu istasyonu oturtuyoruz ve USB'ye bağladığımız zaman şarj olma işlemi başlamış oluyor. iPhone Fit E5 Plus 22 cm arkadaşlar uzunluğumuz var. Yani bileğiniz 22 cm'yi geçmiyorsa rahatlıkla olabilir. Xiaomi Mi Band 2'ye baktığımız zaman 23.5 cm yani 235 mm görüyoruz. Verifit ID 107'ye baktığımız zaman da en uzun boyut bunda var, 26 cm'lik bir boyu var arkadaşlar. Yani kendiniz evde ölçerek bir ip yardımıyla size olur mu olmaz mı çıkartabilirsiniz. Ancak çok geniş bileğiniz varsa bile rahatlıkla olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki de bu bileklikleri nasıl kullanacağım diyorsanız üçünün de kendine özel mobil uygulaması var. İlk başta Verifit ID 107'nin uygulamasını açalım. Uygulamaların aslında kullanımı çok kolay. Bluetooth ile eşliyorsunuz telefonunuzu ve direkt verileri aktarmaya başlıyor. Bu kısımlarda çok fazla detay söylemeyeceğim sizlere. Ancak değişik özellikler var. Mesela bu bilekliği bir selfie çubuğu olarak bile kullanabilirsiniz.
telefonumuzun kamerasını açıyorsunuz ve burada ikonu geliyor. Buradaki tuşa bir kere bastığınız zaman telefon direkt fotoğrafı çekiyor. Bu bile bence artı özelliklerden bir tanesi. Bunun yanında alarmı kurabiliyorsunuz, uygulama bildirimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Sabah sizi çok güzel bir şekilde uyandırıyor. Çok güçlü bir titreşim motoru var içinde. Bir de Xiaomi'nin uygulamasını açalım. Xiaomi'nin uygulaması bu arada Türkçe arkadaşlar, tamamen her şeyi kendi dilimizde görebiliyoruz. Geçmişte neler yaptığımız, kaç dakika koştuğumuz, ne kadar kalori yaktığımız gibi bütün değerleri görüyoruz. Bir de iPhone'unkini şöyle bir açalım. iPhone'da da işte ne kadar kalori yakmışım burada görebiliyorum. Kaç adım atmışım toplam ve bu adımın detaylarını, adımlar boyunca yaktığım kalorileri görebiliyorum. Yine aynı şekilde alarm kurma vesaire, bildirimleri ayarlama gibi şeyler uygulamanın içinde mevcut. iPhone'un da uygulaması gördüğünüz gibi tamamen Türkçe. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Akıllı bileklerin en temel amacı bizi sağlıklı bir yaşama yönlendirmek. Zaten yediğimiz içtiğimiz gıdalar ne kadar sağlıklı acaba diye düşünürken, en azından bu tarz aksiyonlarla biraz spor yaparak yaşamımızı daha kaliteli bir hale getirebiliriz diyerek videomuzun sonuna gelebiliriz. Unutmadan tekrar söyleyelim, ürünlerin hepsini videonun açıklama kısmındaki bağlantılardan Teknostore üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca daha fazla akıllı bileklik çeşidinde yine Teknostore üzerinde bulabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca üstünde duran logomuzu tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.